Uzay sonsuz mudur? Sonsuzluk tuhaf bir kavram. Tam kavradığımızı düşündüğümüz anda aslında tam olarak anlamadığımızı, onu mutlaka bir şekilde sınırlandırdığımızı fark edebiliyoruz. Sonsuz mutluluklar dilerken sonunda ölümün olduğunu biliyor, sonsuz uzay boşluğunu düşünürken beynimizde ona bir çerçeve çizebiliyoruz. Sonsuzluğu tanımlamak, lisede X sonsuza giderken çözmeye çalıştığımız limit problemlerinin ismi kadar ironik. Sonsuzluğu algılamak da tanımlamak da görüldüğü gibi oldukça zor. Yine de sonsuzluk denildiğinde birçoğumuzun vereceği ilk örnek uzay. Peki uzay gerçekten sonsuz mudur? Cevabı dinlemeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Bilimsel olarak bir teorinin doğruluğunu çeşitli bilimsel yöntemlerle ispatlamadığınız sürece ortaya çıkan sonuç bilimsel bilgi sayılamaz. Uzayın sonsuzluğu konusunda bilimin elini kolunu bağlayan asıl nedenin de araştırma ve ispat sürecinin zorluğu ve hatta imkansızlığı olduğunu söyleyebiliriz. İspatlanmış net bir bilgi şu an için bulunmasa da uzayın büyüklüğüyle ilgili çeşitli teoriler bulunur. Bu teorilere geçmeden önce sonsuzluk kelimesini hangi anlamda ele alacağımıza bir bakalım. Uzayda bir noktadan çıkan bir ışının aynı yönde sonsuz bir şekilde ilerlediğini düşünelim. Bu bize uzayın sonsuz olduğunu ispatlamak için yeterli midir? O halde şunu deneyelim. İstanbul Havalimanı'ndan bir uçak kalksın ve sürekli aynı doğru üzerinde tek yöne hareket etsin. Sonsuz bir yakıtla bu uçak sonsuza kadar hareketine devam edebilecek, İstanbul semalarından defalarca geçecek olsa bile önüne herhangi bir son çıkmayacaktır. Durun bir dakika, yoksa dünyamızda sonsuz olabilir mi? O halde asıl soru uzaydaki sonsuz hareket kabiliyetinden çok uzayın gerçek bir sona ya da sınırlara sahip olup olmadığıdır. Uzayda sonsuz hareket bu anlamda mümkündür ancak uzayın yine de sonsuz olduğunu söyleyemeyiz. Alan Guth, büyük patlamanın ardından oldukça hızlı bir şekilde evrenimizin genişlediğini ve hala genişlemeye devam ettiğini öne süren ezeli enflasyon teorisinin sahibi. Bu teoriye göre hızın zamanla azaldığını ancak genişlemenin devam ettiğini de söyleyebiliriz. Ancak bu genişleme ne zamana kadar devam eder ve bir sona ulaşır mı konusu henüz netlik kazanmış değil. Ayrıca şu an için gözlemleme yoluyla evrenimizin sonunu ya da farklı evrenleri görmemiz de mümkün değil. Bu nedenle Hawking de dahil olmak üzere birçok bilim insanı uzayın sonsuzluğunu bilimsel olarak kanıtlamanın mümkün olmadığını iddia ediyor. Uzayın hemen hemen kusursuz bir küre şeklinde olduğu da diğer bir iddia. Ancak bu iddiaların hiçbiri şu an için bilimsel olarak ispatlanamadığından uzayın sonsuzluğuna bir süre daha şüpheyle yaklaşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Dipnot, sonsuzluk sembolü ilk olarak 1650'li yıllarda İngiliz din adamı ve matematikçi John Wallis tarafından kullanılmıştır. Yeni bölümleri kaçırmamak ve kanaldaki diğer videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın.